çırak, kimisi stajyer, kimi moto kuruyor olan bu gençler uzun saatler ve yoğun çalışma koşulları altında iş güvenliği önlemlerinden yoksun iş kollarında her gün iş kazalarıyla yüz yüze gelerek ölüme itiliyorlar. Hukuk, yasa, göstermelik denetlemeler patronların önüne itiliyor. Sonucunda ölüme itilen, cinayetinin üstünü kapatılan, aileleri kan parasına susturulan pek çok gencin ismi bile anılmıyor, bilinmiyor. İşte 100 yılın projesi denen MESEM. Yüz binlerce 18 yaşından küçük gencin mesleki eğitim adı altında işçileştirildiği bu projenin bir yıllık çıktısı, patronlara yüksek kar oranları, her koşulda çalıştırılacak genç, vasıfsız eleman deposu oldu. Bizim payımıza ise sefalet, sömürü ve iş cinayetleriyle kaybettiğimiz arkadaşlarımız düştü. Güvenceli gelecek istiyoruz. Genç işçilere, çıraklara, stajyerler başta olmak üzere tüm Türkiye gençliğine, tüm arkadaşlarımıza çağrımızdır. Bu sömürü cehennemi hepimizin hayatını karartıyor. Dur diyelim. İstiyorlar ki iş cinayetleri Türkiye gençliğinin normali haline gelsin. İzin vermeyelim. İş cinayetlerinin cezasız kalmaması, sorumluluğu olan resmi, özel, tüm görevlilerin yargılanması için birlikte mücadele edelim. Mesleki eğitimin değil, aşırı sömürü ve ucuz işçiliğin merkezleri olan MESEM projesi iptal edilsin. Mesleki eğitim gören, ihtiyacı olan her öğrenciye burs verilsin. İlgi ve yeteneklerimize göre düzenlenecek nitelikli, bilimsel, mesleki eğitim için birleşelim. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim. Bu iktidar çocukların canı ve kanı pahasına sermayeyi kollayarak suç işlemektedir. Bu suçu örtbas etmek için MESEM programının kaldırılmasını savunanları ise vatana ihanetle yerli ve milli değerleri sanayinin gelişmesini engellemekle suçluyorlar. Çocuk işçiliğe son. Milli Eğitim Bakanlığı çocuk işçiliği yaratma kurumu değildir. Okullar bilimsel eğitimin merkezi olması gerekirken MESEM'e öğrenci arayan ilanların asıldığı bir iş kurumu olma durumunda çalışmaktadır. Sermayeye değil, eğitime güçle. Sermayenin hizmetinde sınır tanımayan çocuk işçiliğini meşrulaştıranlara soruyoruz. Öğrencilerin staj adı altında haftada 4 gün kölece çalıştırıldığı ya da çalıştırılan çocukların çok azının nitelikli meslek eğitimini aldığını biliyor musunuz? Yapılan sigorta emekliliklerine sayılmadığını, yatan sağlık sigortalarının patronların değil de emekçilerin vergilerinden biriken işsizlik sigortası fonundan yatırıldığını biliyor musunuz? İktidara sesleniyoruz. Yoksulluğu arttırdınız. Çocuk işçilikten ve bizden alıp patronlara verdiğiniz teşviklerden vazgeçin. İş kazası değil. Bu bir cinayet. Bakanlık müfettişleri il il gezip iş cinayetlerinin sorumluluğunu teknik öğretmenlerin sırtına yıkma peşindeler. İşçi sağlığı ve iş güvenliği dersleri vererek bu sorumluluktan kurtulamazlar. Bu açık sömürü çarkını kırmadan, işçi emekçileri örgütlerinin ortak mücadelesi olmadan nitelikli bir eğitim sağlanamaz. MESEM projeleri iptal edilsin. Mesleki eğitim bilimsel ve nitelikli hale getirilsin. Mesleki eğitim gören, ihtiyacı olan her öğrenciye burs verilsin. 18 yaşındaki hiçbir çocuk ücretli emek olarak çalıştırılmasın diyoruz. MESEM'de poşete sömürüye son. Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Çocuklarımızı iş gücü olarak haftanın 4 günü izbe atölyelerde, fabrikalarda çalıştırmaya son verin. Bilimsel, demokratik, ana dilde eğitim dahil olmak üzere layık bir eğitim için bütün koşulları sağlayın. Bu ülkenin çocuklarının geleceği patronların, sermayenin ve onların işbirlikçilerinin ellerine bırakılamaz. Bütün emek örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere çağrımız çok açıktır parti olarak. Çocuklarımızın geleceğini, onların geleceğini güvence altına almak istiyorsak, MESEM projelerinin iptal edilmesi, okullarda bilimsel, ana dilde demokratik eğitimin verilmesi de dahil olmak üzere mücadelemizi